gübre karışık. Şunlar gübre bakın. Hayvan gübresi. Zibi lan zibi. Bir de böyle poşet. Barkotu da var. Barkotu bir de yan altta. Şurada barkotu, son kullanma tarihi. Bir de şeysiz. Evet abi. Evet abi. Arkadaşlar, böyle bir şeyi basına vermek için şöyle diyeyim, iş yerinden evime gidiyordum. Uygun çay satıldığını gördüm. Vatandaşlar da başında alıyordu uygun diye. Biz de malumen uygun diye 2 tane 3 tane aldık. Evimize götürüp açtığımız zaman içinden hayvan gübresi artı çiçek gübresi çıktı. Yani bu insan sağlığıyla oynanan bir şey. Bunun üzerine daha dikkat edersek, daha bilinçli bir yerlerden alırsak bu daha iyi olacaktır. Yani böyle bir şey insanın hayatıyla oynanacak bir şey. Bunu Adıyaman'a sokmak için de gerekli çalışmayı gösteren insanlar şunu bilsin ki her zaman en sonu kendileri de aynı şeye düşecek. Bunları emniyet birimlerine bildirdik. Emniyet birimleri de üstüne düşen görevi yaptı. Gereken dersi de verdi, inancındayım. İnşallah bundan sonra Adıyaman halkı olsun, Adıyaman insanı olsun böyle dolandırıcılığa gelmez. Diyeceklerim bu kadar. Tarıma gittin peki? Bu tarım il müdürlüğü gelip kontrolünü yaptı. Tahliller için de örnek aldı. Resmi dairelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız bununla ilgili bütün çalışmalarını dört dörtlük yapmaktadır. Vatandaşları da uyarı amaçlı bilinçlendirmektedir. Benim de buradaki medeni cesaretim bunu halka, insanlara duyurmak, böyle bir şeye düşmemelerini engellemektir. Tamam, teşekkür ederim. Abi. Bunu haber yapmadan bunların bir sahiplerini arasa mı? Kimin? Mahmut Bey. Gelmez.